27 Nisan 1920, Balkan Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda ve memleketin dört bir yanında büyük hizmetler vermiş olan değerli komutan Fevzi Paşa'yı karşılamak için Mustafa Kemal Paşa ve milletvekilleri Ankara istasyonunda hazır bulunuyordu. Fevzi Paşa'nın İstanbul'daki vazifeleri sırasında mühimmat ve asker sevkiyatının yanı sıra birçok vatanseverin Anadolu'ya geçmesinde büyük emekleri vardı. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgali üzerine Salih Paşa kabinesinin Harbiye Nazırlığından ayrılan Fevzi Paşa, milli mücadeleye verdiği desteği bağımsızlık ateşinin yandığı Kurtuluş Savaşı'nın merkezi Ankara'da sürdürecekti. Mustafa Kemal Paşa, orduyu yönetecek kişinin sıradan biri olamayacağını söyleyerek Türk askerinin idaresinin büyük saygı duyduğu ve çok güvendiği Fevzi Paşa'ya emanet etti. Genelkurmay Başkanlığı'na getirilen Fevzi Paşa, askeri dehasını bir kez daha gösterdi ve İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında uyguladığı stratejiler ve liderlik özellikleriyle çok değerli hizmetlerde bulundu. Milli mücadelede gösterdiği üstün başarıları Mustafa Kemal Paşa tarafından övgüyle anıldı. Verdiği hizmetlerin karşılığı olarak Mareşalliğe ve İstiklal Madalyası'na layık görüldü. Cumhuriyet'in ilanından sonra yine en iyi bildiği işi yapıp, Türk ordusunun güçlenmesi ve modern silahlarla donatılması için çalıştı. Ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nın içine çekilmesine engel olacak kararların alınmasında önemli rol oynadı. Milli mücadele kahramanlarından Fevzi Paşa, 10 Nisan 1950'de doğduğu şehir olan İstanbul'da vefat etti.